Merhabalar arkadaşlar. Bir videodan daha sizlere merhaba diyorum. Bu videonun yani bu cihazın incelemesini çekmiyorum. Çünkü onu da bunun içine yedireceğim ve kullanım deneyimlerim videosu olarak çekeceğim. Zaten bayağıdır kullanıyorum diyebilirim. Şimdi şöyle bir durum söz konusu arkadaşlar. Bugünkü değineceğim klavye Genius marka Slim Star 110 model bir klavye. Şuralarındaki kısımlar da vardı ama buralarındaki kısımlar kırıldı arkadaşlar. O bakımdan kusura bakmayın. Yani onları ben kırdım. Normalde hani yükseltme şeyleri de var. Onu da belirteyim. Bunun dışında kulaklıkta şöyle delikler var. Bu deliklerin ne olduğunu çözemedim. Bu delikler hani arka tarafıyla bağlı. Hani sıvı döküldüğü zaman bu aralardan çıksın diye mi yapılmış? Çünkü şu aralardan falan baktığınız zaman klavyenin aralarından o arka tarafındaki delikleri görebiliyorsunuz. Yani mesela şurada bir tane var. Evet, şu şekilde gözüküyor. Gördüğünüz gibi şu arka tarafındaki delik hemen şuraya denk geliyor. Şöyle delikler var. Bu delikler hani su için mi var yoksa vidalardan tasarruf edip geçmeli olarak mı yapmak istedikleri için bu şekilde yapmışlar. O kısmını bilemeyeceğim ama sanki bir suya karşı hani bir önlem olarak olduğunu düşünebilirim. Emin değilim. Su döküp de hiç denemedim. O bakımdan çok fazla da bir şey demek istemiyorum. İçinin yapısı da şu şekilde. Ben şunu hemen bir sökeyim cihazdan. Evet, bunu da bir sökeyim ve şuradan alayım şöyle. Gördüğünüz gibi buraları şöyle birazcık eğimli yapılmış arkadaşlar. Pah kırılmış buralara. Bunlardan dolayı da güzel denilebilir. Evet, suya birazcık dayanıklılığı var diyebilirim. Hani en azından şöyle içini gördükten sonra anlayabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi içi kapalı ve birazcık yüksek bir durumda söz konusu. Dolayısıyla bir su kaçtığı falan zaman şu aralardan yolunu bulacaktır. Şöyle aralardan yolunu bulup deliklerden çıkacaktır. Yani suya birazcık dayanıklılığı var diyebilirim ama tabii ki üreticinin öyle bir iddiası yok. Cihazın özelliklerinde de öyle bir özellik yok. Sadece tasarımı birazcık böyle yapmışlar. Dolayısıyla şöyle altını da göstereyim. Mesela 4 tane çapraz bir şekilde şuralarında kitleme mekanizması olan, tabii ki siyah olduğu için göstermek bayağı bir zorlaşıyor ama şöyle yapacak olursam şuralarında bu klipsleri var, kitleme klipsleri. Bunu soktuğunuz zaman da kitleniyor yerine. Kabaca ürün bu şekilde arkadaşlar. Şimdi deneyimlerime gelecek olursak klavyenin yazma hissi çok plastiğimsi, çok kaba. Kalitesi düşük. Yan tarafları şöyle birazcık parlak. Buraları da birazcık tırtıklı yüzeyli. Fırçalanmamış, parlatılmamış plastik yüzeyi. Yani buranın boyası falan yok. Direkt bu şekilde plastiğin yüzeyini bu şekilde yapmışlar. Tuşlarda da galiba bu hani buradaki yüzeyle aynı ama buralar birazcık daha kaygan mı desem, daha pürüzsüz mü desem bilmiyorum. Yani burayı ile gezdirdiğim zaman, şu tuşların üstünde gezdirdiğim zaman tabii ki bir fark var. Yazılar, ha bu arada şunu belirteyim. Buradaki yazıları gayet iyi yapılmış. Onu belirteyim. Aşınmıyor, kaybolmuyor. Çünkü bazı klavyelerde buralar üstüne sadece boya yapılmış oluyor. Bu boyalar da kalktığı zaman öyle kala kalıyorsunuz. Orada ne yazıyor falan filan gibi sorunlar yaşayabiliyorsunuz. Özellikle çok yazı yazıyorsanız ya da çok fazla oyun oynuyorsanız bu WASD'deki ASD kısmında böyle sorunlar yaşıyorsunuz. Bunun dışında numpad'i var. Numpad'in olması bir artı tabii ki. Bunun dışında da şöyle bir scroll lock falan filan gibi bildirimleri var. Bunun dışında hani deneyimine, hissine gelecek olursak tabii ki bunu da bu da yine aynı şekilde bir hani kişisel bir durum, öznel bir şey. Yani ben burada ne kadar hissini anlatsam da sizin bunu denemeniz lazım. Yazma konusunda hani ucuz bir fare zaten bildiğin kadarıyla klavye pardon. Onun için hani çok fazla böyle bir
Şey olacağını zannetmiyorum. Hani bir sorun olacağını zannetmiyorum. Zaten böyle işte SteelSeries bilmem ne işte CherryMX falan gibi şeyleri de yok. Bildiğiniz standart içindeki plastik basmalı şeyler var. Normalde genelde bunlar da açıkta olur. Yani buralar böyle şeyle kapatılmaz. İçi birazcık kaliteli olduğunu söyleyebilirim. Yani dıştan ne kadar sade gözükse de birazcık kaliteliliği var. Yine öyle 3-5 kuruşa aldığınız cihazlar gibi değil. Evet, hani kalitesi belirli bir miktarda kalite. Ama içinde özellikle bu hani suya birazcık dayanıklılığı var gibi gözüküyor ki bu bir artı denilebilir. Hani kanalları var. Bu kanallardan aralardan geçip şu deliklerden gösterdiğim deliklerden anladığım kadarıyla dökülüyor. Yani içine de bir şey koymuşlar. Bilirsiniz bazı klavyelerde direkt hani burası direkt şuradaki basma kısımları açıkta olur. Bu gibi durumların önüne geçmek için böyle birazcık yükseltmeli ve kapatmalı bir şey yapmışlar. Dolayısıyla güzel bir klavye. Hani su koruması var diyebilirim. Hatta ben şöyle yapayım. Evet, bozulmasını göze alarak deneyeceğim bunu. Şöyle cihazı takayım. Şu anda çalışıyor gördüğünüz gibi. Cihazı taktım. Ufak bir önlem daha aldıktan sonra deneyelim bunu. İlk elime gelen kağıt havlu oldu. Atıyorum oynuyorsunuzdur. Şöyle bir tane not defteri de açayım. Bilgisayar kafayı yemesin sonra. Evet, şu anda gayet düzgün bir şekilde yazıyor. Yanlışlıkla şey alırken böyle çarptınız, döktürdünüz yanlışlıkla. Aa dediniz. Ve şu anda hala çalıştığını söyleyebilirim. Tabii ki şu anda içi su dolu. İçinde akıyor hatta şu anda. Evet, şuradaki delikten gördüğünüz gibi dım 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 damlıyor. Oh, wow, yere damlıyor. Evet, şu anda çalışıyor klavye. Hatta böyle sulu olmasına rağmen de çalışıyor. Çünkü şu anda su daha iç kısımlarına gitmedi. Şöyle gösterecek olursam. Gördüğünüz gibi buranın içine girmedi. Şu yan taraflardaki kanallarda duruyor. Ve bu yan taraftaki kanallardan da içine gidip gayet güzel bir şekilde alt taraftaki delikten dökülüyor. Bilmiyorum az önce gördünüz mü? Şöyle yaparsam bu deliklerden damlıyor şu anda aşağıya. Gördüğünüz gibi damlıyor şu deliklerden. Tabii ki ben bunu çevirip tekrardan düz yaparsam o deliklerin içine kaçma gibi bir durum söz konusu. Dolayısıyla bunu şey yaparken hani kurularken şey yaparken dikkatli olun. Böyle de bir test yapmış olalım. Hatta şöyle bir test göstereyim ben size. Şöyle cihazın içini göstereyim bilgisayarda. Gördüğünüz gibi. Gayet numpad kısmında çalışıyor. F12'lere falan şu anda giremeyeceğim ama space. Şu anda içinde hala su var bu arada. Onu da belirteyim. Caps Lock'u açıp şöyle sıradan gideyim. Şu andan itibaren sıra sıra yazıyorum. Evet, bu şekilde klavye gördüğünüz gibi gayet düzgün bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Çünkü içinde su kanalları var ve bu su kanallarından su dışarı çıkıyor. Zaten bunu temizleyecektim bu arada. Onun için su döküyorum. Ekstra temizliğine katkı olsun diye. Hatta şöyle içini iyice dökelim suyu.
Oh, numpetlere falan devirelim. Tabii ki. Şöyle yaparsam gayet güzel bir şekilde. Şimdi şöyle kaldırdığım zaman şöyle hafif sağ sol yaparsam deliklerinden dökülüyor gördüğünüz gibi. Ve hala daha çalışmaya devam ediyor. Evet, bu bakımdan artısı olduğunu söyleyebilirim. Yani suya dayanıklı. Tabii ki şu anda etraf birazcık battı. Ama olayı anlamışsınızdır. Kabaca ürün bu şekildeydi arkadaşlar. Artı verebileceğim kısım bu kısım. Tabii ki farklı şeyler dökerseniz, örneğin kola mola dökerseniz o birazcık daha pis olacaktır. Dolayısıyla bu şekilde de çalıştırmayın bu arada. Ben şu anda sadece size gösterme amaçlı yapıyorum. Bu gibi bir durum olduğu zaman hemen cihazdan bağlantısını sökün. Hemen cihazdan bağlantısını söküp kurulatma bir şekline falan da bırakın. Hani tuşları tek tek söküp söküp daha sonradan temizleyebilirsiniz. Ama benim tavsiyem hani bu gibi su dökülme durumlarında cihazınızı hemen ters çevirip tepetaklak yapıp kuruyasıya kadar bırakmanız ve kendisi kuruyacağı için birazcık daha uzun sürebilir. Tabii ki bıraktığınız yere göre de değişir bu. Ben şöyle şey yapayım. Gördüğünüz gibi birazcık kirlilik olmuş. Her neyse ben bunları daha sonra açar içini temizlerim. Daha içini temizleyeceğim bu arada. Onu da belirteyim. Zaten kabaca şu an için WASD kısımları temiz. Dolayısıyla çok da fazla bir kirlilik olduğunu söyleyemem. Çünkü en çok oynadığım kısım WASD ve hani oralar genelde daha çok kirlenir. İçine falan bir şeyler kaçar. Ama şu anda temiz gözüküyor. Her neyse ben çok fazla uzatmayayım. Bu videodan da bu kadar da arkadaşlar. Kullanım deneyimlerim videosunda birazcık batırdığım bir kullanım deneyimlerim videosu oldu. Ama ürün bu şekilde. Suya dayanıklılığı var diyebilirim. İnternette özelliklerinde falan bu gibi şeyler belirtilmiyor. Ama yapısından dolayı gördüğünüz gibi buralar olluk tarzında yapıları var. Ve delikleri var. O deliklerden sular çıkıyor. Aşağı videonun başında da gösterdim. O deliklerden su dışarı çıkartıyor. Tabii ki buranın içine giderse veyahut da şuradaki devre kartına giderse klavyeniz bozulabilir. Hatta bunu geçtim. Taktığınız USB portunu da bozabilir arkadaşlar. Hatta belki o USB portuna bağlı işte kısa devre falan filan gibi çeşitli sorunlardan dolayı komple o çipe bağlı, entegreye bağlı olan USB portlarını bozabilir cihazınızda. Onun için bunu yaparken dikkat edin arkadaşlar. Evde denemeyin. Kabaca bu şekildeydi arkadaşlar. Bir başka kullanım deneyimlerim videosunda daha görüşmek üzere. Normal bir kullanım için kısaca ideal. Oyun klavyesi değil bu arada. Hani kendi altında da yazıyor. Ofis ve ev kullanımı için. Tabii ki oyun için kullanabilirsiniz. Yani onda bir sıkıntı olmaz ama hani öyle bir durum söz konusu değil. Ofis ve ev kullanımı için belirtiliyor. Zaten o altında yazan ofis ve ev kullanımı için de ideal. Bir şey falan dökerseniz de bu gibi örneğin su gibi şu anda çok daha zararsız bir şey döktüm veyahut da hani böyle bir kola gibi bir şeyler falan dökerseniz o durumda sıkıntı olabilir ama su gibi durumlarında kanalları falan var. Bu kanallardan aşağıya su gidiyor ve şey olmasını engelliyor. Kabaca böyle söyleyeyim. İzlediğiniz için çok 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 teşekkür ederim. Ben daha fazla uzatmadan ve burayı bir an önce temizleyip devam edeyim arkadaşlar. Bir başka videoda daha görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın diyorum. Beğenin, paylaşın, abone olun. Beğendikten sonra yan taraftaki bildirim simgesine de tıklarsanız arkadaşlar çan simgesine bildirimleri de açarsınız ve bu sayede yüklediğim videolardan hemen haberdar olursunuz. Ayrıyeten fırsat videoları gibi önemli bir seriyi de anında takip etmiş olursunuz. Biliyorsunuz fırsat videolarında ki fırsatlar kısıtlı bir süre için geçerli oluyor. Dolayısıyla böyle önemli şeyler için önemli bir durum. Her neyse arkadaşlar ben daha fazla uzatmıyorum. Hoşça kalın diyorum.